Belki de bunu ben bulabilirim. Bu konuyu etraflıca araştırmam gerek. Ve sonra da bir yazı kalemi alırım. Bu konudaki araştırmalar devam ediyor. Daha ne kanıtlanacak ki? Kanıt zaten açık bir şekilde ortada. İtçe cinayeti işledi. Bu kadar basit. Daha önce bir hata yaptık. Şimdi de onu tekrarlıyoruz. Daha büyük bir hata yapmadan Amr Viyas davasından ders çıkarmamız gerek. Sırf bu kayıtlara bakarak o kadının suçlu olduğunu kabul edersek yanılırız. Hikayeyi dinlememiz gerek. Bu cinayet neden işlendi? Bu cinayetin amacı neydi? Bunlara bakmak lazım. Hemen kamerayı aç. Sevgili seyirciler, Damini hastanede sorularımızdan kaçtı. Şimdi onu konuşturmak için çabalıyoruz. Lütfen, neden böyle bir cinayet işledi? Söyleyebilir misiniz Bayan Damini? Olayın aydınlatılması için. Lütfen bize bir açıklama yapın. Lütfen sorularımızı yanıtın. Bayan Damini, neden böyle bir cinayet? Yeter! Yeter! Evet, benim kızım Avinash'ı öldürdü. Benim kızım öldürdü. Kocasının hayatını kurtarmak için bunu yaptı. Eğer bunun suç olduğunu düşünüyorsanız, evet benim kızım suç işledi. Çünkü bir çocuğun hayatını kurtarmak için bir canavarı öldürmek suçsa, evet benim kızım suç işledi. Bir insanın kocasını korumaya çalışmasını delilik olarak düşünüyorsanız, evet benim kızım akli dengesini kaybetti ve delirdi. Ama söyleyin, eğer benim kızımın yerinde olsaydınız, o zaman siz ne yapardınız? Söyleyin! Cevap versenize! Sizler gerçekleri bilmeden benim kızımı suçlu ilan ettiniz. İkide bir o görüntüleri yayınlıyorsunuz. Sizin yüzünüzden bütün ülkede benim kızım suçlu ilan edildi. Siz hiç bunu düşündünüz mü? Kızımın neden bunu yaptığını hiç düşündünüz mü? Kızımın bunu nasıl bir çaresizlik içinde yaptığını düşündünüz mü? Hiçbiriniz bunu araştırmadınız bile. Hayır. Hiç kimse yapmadı. Gerçeği öğrenmeden bir insanın suçlu olduğunu kanıtlayabilir misiniz? Ha? Sizden birisi gerçeği öğrenmek için çaba gösterdi mi? Hayır. En azından şu iyiliği yapın. Lütfen benim kızımın kişiliğine laf söylemeyin. Benim kızım aynı zamanda birinin gelini, karısı ve annesi. Benim kızım ne yaptıysa kocasını ve çocuklarını korumak adına yaptı. Ben onun annesiyim. Onu iyi tanırım. O asla yanlış bir şey yapmaz. Asla. Ben zavallı cahil bir kadınım. Benim kızımdan başka hiçbir şeyim yok. Ne param var ne de başka bir kimsem. Ben kendi başıma kızımın masum olduğunu kanıtlamak için savaşacağım. Ben savaşacağım. Ben kızımın masum olduğunu biliyorum. Benim kızım masumdur. Benim kızım suçsuzdur. Tüm kalbimle biliyorum bunu. Onun suçu yok ki. Onun hiç suçu yok. Thank you.
Şimdi de Damini'nin söylediği şeyleri dinleyelim. Böyle kötü zamanlarda yakınlarımız bize sırt çevirirse, o zaman ne yaparız? Ama elbette biri Itcha'yı destekleyecek, inancım tam. Bu olayla ilgili bütün sıcak gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın. Miguel, bu kız için kendini çok kötü hissettiğini biliyorum. Ama Mega, hiç kimsenin alnında o bir katildir yazmıyor. Kesinlikle efendim. Birinin yüzüne bakarak onun katil olduğunu söyleyemeyiz. Araştırırsak o zaman gerçeği öğrenme şansımız olabilir. Bugün bütün medya o kadına karşı konuşuyor. Ama hiç kimse onun gerçek hikayesini öğrenmeye çalışmıyor. Ve onun neden bu cinayeti işlediğini sorgulamıyor. Itcha'nın hikayesinin arkasındaki gerçeği öğrenmemiz gerekiyor efendim. Ben bunun Masi dergisinin manşetinde olmasını istiyorum. Birçok kadın hakkında hikayeler okuduk. Hepsi bir şeyler başarmış kadınlardı. Ama ya bu kadınlar efendim? Kaderlerinin kurbanı olan çaresiz kadınlara ne olacak? Bence Masi dergisi Itcha gibi kadınların sesi olabilir efendim. Doğru söylüyorsun Mega. Bu hikayeyi Masi dergisinde yayınlamamız gerekiyor. Ama sadece gerçekleri. Hatta ben de seninle geleceğim. Editör olarak senin yanındayım. Bazı şeyleri birlikte de yapabiliriz. Gidip bu hikayeyi biraz araştıralım. Sizin gitmenize gerek yok efendim. Bu cinayet davasının hikayesini Prapat Lehar hazırlamalı. Zaten ben de gidiyorum. Eğer isterse Bayan Bias da gelebilir. Aslında Mohan, bu Megan'ın ilk hikayesi olacak. Onun yanında olsam iyi olur. Hayır efendim. Bu işler için yıldız muhabiriniz burada. Hem sizin de burada birçok işiniz olacak. Bayan Bias'ı benim yanımda görevlendirebilir misiniz? Efendim, bu Prapat Lehar için büyük bir hikaye olabilir. Bu herif de hep iyi şeylerin ortasında geliyor. Güzel. İkiniz gidin. İyi şanslar. अपनी तो जैसे